Bizler Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcıları olarak buradayız, İstanbul'dayız. Abim. Çin Başkonsolosluğu'nun önündeyiz. Burada Uygur Türkleri var. Yok, şu anda burada Doğu Türkistan'da geçmişte yaşayan, şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan insanlar varlar. Ellerinde dövizlerle beraber günlerdir burada bütün dünyaya sesleniyorlar. Buradan diyorlar ki Doğu Türkistan'da Çin'e sesleniyorlar. İnsan haklarına uyun. Hukuka uyun. Orada anayasanıza uyun. Çin şu an kendi anayasasını ihlal ediyor. Buradaki insanlar ne istiyorlar, ne arıyorlar? Buradaki insanlar Doğu Türkistan'da Çin Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan eyaletinde bulunan akrabalarıyla ilgili endişeleri var. 2017 yılından itibaren Çin'le olan tüm iletişim kopmuş vaziyette. Doğu Türkistan'da yaşayanlara telefonla ulaşmak, Messenger'la, sosyal medyayla, Twitter'la veya herhangi bir WhatsApp'la ulaşmak mümkün değil. Çin bir yandan dünyaya teknolojisiyle açılmak istiyor ama kendi teknolojisini kendi vatandaşlarının kullanmasını, kendi vatandaşlarının iletişim mekanizmalarını çalıştırmasını istemiyor. Buradaki insanlar babalarını, annelerini, kardeşlerini, kocalarını, hanımlarını arıyorlar. 21. yüzyıldayız. Bu insanlar neredeler? Biz Çin Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı'na, oranın başbakanına, devlet başkanına sesleniyoruz. Lütfen Çin'in kapılarını dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarına, dünyadaki tüm hukuk kuruluşlarına, siyasetçilere ve gazetecilere açın. Çin'e girmek istiyoruz. Doğu Türkistan'da eğer bunların hepsi yalansa, bunları gözümüzle görmek, kulağımızla duymak ve de gönlümüzle mutmain olmak istiyoruz. Ama bunlar doğru. Bu doğrulara karşı Çin derhal özür dilemelidir. Ve derhal yapmış olduğu yanlışlardan, toplama kamplarından, buradaki insanları asimile etmekten, buradaki insanların can güvenliğini sağlamama gibi bir insan hakları ihlalinden vazgeçmesi gerekmektedir. 21. yüzyılda yüz binlerce insan orada şu an insan hakları